takka deb hech eshitganmisiz? Tariqat mansublarining ta'lim, zikr va tariqat marosimlarini amalga oshiradigan joylarni takkalar, zoviya, xarobot, ostona, dargoh kabi ismlar bilan atalgan. Usmoniylar davlati hududida 500 ga yaqin takka faoliyat yuritgani manbalarda qayd etiladi. Uskudardagi o'zbek takkasi ulardan biri. O'zbekistonlik tarixchi Zibuniso Kamolova ayni takkalar tarixi bilan qiziqqan. Ildizlari Markaziy Osiyoga shakllangan o'zbek takkalari o'tgan asrlarda butun islom olamining o'sha mashhur shaharlarida, madaniyat o'choqlarida mavjud bo'lgan. Makkada, Madinada, Jidda, Bursa, Istanbul, Bag'dod, Halab kabi shaharlarda bu o'zbek takkalari keng faoliyat yuritgan. Sufiylar uchun bir maskan bo'libgina qolmay, O'rta Osiyo xonliklarining Usmoniylar davlati orasidagi bir munosabatlarni shakllantirish, munosabatlarni yuritish uchun ham xizmat qilgan. Bir konsulxona vazifasini ham o'tagan deyishimiz mumkin. Takkalarning yana bir xususiyati bu karvonsaroylik faoliyatini ham olib borgan. Turkistondan muqaddas haj safari uchun yo'lga chiqqan hojil nomzodlari albatta Usmoniylar davlatining boshkenti hisoblangan Istanbul shahriga to'xtab o'tganlar. Ramziy ma'noda xalifadan Makkaga borish uchun haj ibodatini amalga oshirish uchun izin olishgan va takkalar xuddi mana shu davrlarda hojilar uchun to'xtab o'tadigan, dam oladigan va kerakli ehtiyojlarini qondirish uchun ulardan foydalanishgan. Takkaning butun moddiy manbasi ham Usmoniylar tarafidan ehtiyojlari qondirilgan. Bu Uskudar takkasi nechinchi asrda qurilgan? Uskudar takkasi 18-chi asrning o'rtalarida qurilgan. Uskudar o'zbeklar takkasida tahidxona, salomxona, devonxona bo'lgan. Bundan tashqari darvish xonalari mavjud bo'lgan, taomxona bo'lgan. Qushxona va zikrxona ibodat qiladigan tariqat marosimini o'tkazadigan xonalar mavjud bo'lgan. Bugun bu yerda o'zbeklarni uchratmadik. Chunki imoratga yuklangan maslak o'zga. Turli tashkilotlar binoni ijaraga olishgan. Istanbul oliygohi professori Najmiddin Qizilqoya qisman shu yerda faoliyat qiladi. Biz ISAR Istanbul araştırma ve eğitim vakfı olarak İstanbul Tadqiqot ve Ta'lim Jamg'armasi olarak İstanbul'daki oliygohlar talabalarga islomiy ilimlerden anjumanlar, yig'inlar o'tkazamiz. Arab tili, tafsir, fiqh darslari o'tiladi. Iqtisod, falsafa, dunyo tarixidan ham ta'lim beriladi. Takkaning o'zbeklar uchun qurilgani kirishdagi tosh lavhda ham yozib qo'yilgan. Ve hangao o'zbeki diyor. Yani ammo bugun O'zbekiston bilan biror bir aloqa qolganmi? Birkaç ay önce Özbekistan'dan bir bakan... Bir neçe ay oldun Özbekistan parlamentten ve oligohlardan hay'at geldi. Ular Türkiye ve Özbekistan arasında ilmiy madaniy aloqalarni yo'lga qo'yishni istaydilar. Keyin bu yerda o'zbekistonlik talabalarimiz ham bor. Yana masalan, takkada o'zbek palov pishiriladi. O'tmishda bo'lgan bu an'anani hozir qaytadan tikladik. Bundan boshqa O'zbekiston bilan kuchli bir rishtalar borligini ayta olmayman. Oshxonada esa haqiqatda ham o'zbek palov pishmoqda. Bu o'zbek palov. Kim yeydi keyin bu o'zbek palov? Ancha. Ko'rsam bo'ladimi? Tabii. Bu 15 kishilik. Qancha pishadi endi? Oshxonada ko'p 2 soat pishadi. 2 soat. Biz oshni qozonda qoldirib, Istanbuldagi boshqa bir takkani ko'rishga shoshildik. Bu Buxoro takkasi. Buxoro yoki o'zbeklar takkasi deb ataluvchi ushbu dargoh 17-chi asr oxirlarida barpo etilgan. Usmonlilar davlati tugatilib, Turkiya jumhuriyati tuzilganidan so'ng Turkiyadagi barcha takkalar faoliyati to'xtatiladi, ammo Mustafa Kamol Otaturkning maxsus buyrug'i asosida aynan mana shu takka turkistonliklarga xizmat qilishda davom etadi. Bino turkistonlik talabalarga yotoqxona bo'lib xizmat qilgan. Ular orasida Chig'atoy Ko'char ham bor edi. Bu yer ham bizning Turkiston tarixida önemli, muhim bir yer tutadi.
Çünkü bu yerde 1938 yılına kadar Zeki Velidiler, Osman Hocalar, Ahmet Cafer Kırımlılar, Ahmet Can Okaylar, Ahmet Can Okay Buhara Halk Cumhuriyeti tarafından Berlin'e okuşken yuvarlayken kiyen bana mesela Ahmet Can Okay'da bir bette bergen maruzası var. Büyük Timur, İbrahim Yarkın, ya ki Arif Khan, Ankara Ziraat Fakültesi'nde profesör bugün 14 yıl evvel alemden otken bu kişiye Berlin'de okuyanlar. O vakitte bir faal işleşken aktif olarak. Ondan kim? Mette Türkistan Gençler Birliği, Türkistanlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkistan Öğrenci Birliği kuruldu. Türkistan Öğrenci Birliği'nin de kuruculardan bir tanesi ben ve başkanlığı yine kıldım 4-5 yıl. Bana bu konuda durgen ben dedim. Bu konağını kulplap koyuş. Afsus ki kulplap koyuştu. Birişmedi, evet. Bu yerde totta hana bağırdı, katta katta. Bir hanede ben kaldım. Bir hanede rahmetli dosent, doktor Kuyaş Yasa kaldı. Bir hanede deputat bugün Ahat Andican kaldı. Ekber Yasa kaldı. Bu hane kısmında talebeler kalardı. Bu tabanda Taşkar'da işlavçı Türkistanlı yiğitler kalardı. Şu iki hanede kekselerimiz kalardı. Kattelerimiz bu yerde yıldı malum ki Nevruz'da, Kurban Hayit'de ya da Ramazan Hayit'de kötte kazanlarda aş pişirişedikken, Nevruz'da sümelek pişirişedikken, mahallege terkat işedikken, kadimi ya bundan 90-100 yaş avvalkiler, bundan 40 yıl avvalkiler ayet berişerdi. Bu kurup durganingiz takkanın hovlisi, albatta bu 17. asırdagi ko'rinishini hozir anchayin yo'qotgan, turli davrlarda ta'mir ishlari olib borilgan, turli shaklga solingan. Ammo mana bu tandirxonani Usmonliylar davridan beri bor ekani aytiladi. Bu asl holatini saqlab qolish maqsadida bo'lsa kerak, har holda ta'mirlanmasdan o'z holiga tashlab qo'yilgan. Bu maskanlarga tarixda Turkiston deb atalgan zamindan kimlar kelib, kimlar ketmagan. Keta olmaganlar esa manguga qolishgan. Takkalarga o'zbeklarniki deya berilgan nisbat ham bugun tarixga aylangan desak xato bo'lmas.